Değerli milletvekilleri, şimdi lehinde olmak üzere Amasya Milletvekili Sayın Hasan Çiles. Süreniz 5 dakika Sayın Çiles. Bundan sonra Sayın Çiles 1 saniye. Bundan sonra değerli milletvekilleri yürütme adına Sayın Bakanlara söz vereceğim. Buyurun Sayın Çiles. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımızın 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Teklifi hakkında şahsım adına lehte söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Gazi Meclisimizi, aziz ve asil milletimizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, insanı yaşat ki devlet yaşa düsturunun ne denli önemli olduğunu eğitim konusunu ele aldığımızda daha net görebiliyoruz. Türk devlet sisteminin özünü oluşturan bu kavram, yönetim anlayışımızdan uzaklaştığı sürece sosyal hayatımızda ve bireylerin kendi iç dünyalarında sıkıntılar başlamaktadır. Yüce Yaradan kainattaki her şeyi insanın emrine vermiştir. İnsan eşrefi mahluktur. Eğer yönetim sistemlerinizi, işinizi, gücünüzü, ailenizi, kendi iç dünyanızı insan ve insani değerler üzerine kuramazsanız sıkıntı başlar. Denge bozulur ve bu dengeyi bir daha yerine kurmak da çok zor olabilir. Bu sebeple insana yatırım diye tabir edilen ve benim de anladığım şekliyle insanın fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyolojik gelişimi olarak güçlenmesi ve ilim ve irfanının artırılması süreçlerini ifade etmektedir. Bu unsurları geliştiren kişiler birey olarak mutlu olur ve huzurlu olacaklardır. Toplum içerisinde de pozitif katkıları ile toplumun gelişmesine katkıda bulunacaklardır. İşte bu tam bu noktada eğitimin önemi ortaya çıkmaktadır. İnsanın mutlu olduğu, insanın güçlü olduğu yerde kurumlar ve dolayısıyla devlette güçlü olacaktır. Ülkemizde eğitime verilen önem oldukça yüksek seviyededir. 20 milyonu aşkın öğrencisi, 1 milyonun üzerindeki öğretmen ve eğitim çalışanı ve 40 milyonun üzerinde velisiyle neredeyse tüm nüfusumuz eğitimin paydaşıdır. Bu kadar büyük bir sistemin yönetilmesi diğer kurumlara göre daha zor ve daha meşakkatlidir. Önemi de aşikardır. Bu önemin farkında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki AK Parti iktidarları döneminde bütçenin en yüksek payı bu yıl Sağlık Bakanlığı hariç hep eğitime ayrılmıştır. 8 yıllık ilköğretim zorunluluğu kaldırılarak 4+4+4 eğitim sistemi hayata geçirilmiştir. Her ile üniversite açılarak yüksek öğrenim yaygınlaştırılmış ve ulaşılabilir olmuştur. Yine fiziki imkanlarda büyük gelişmeler sağlanmış, teknoloji okullarımıza girmiştir. Derslik problemi bitirilmiş, 600 binin üzerinde ek atama ile öğretmen açığı kapatılmıştır. Yine bu süreçte öğretmenlerimizin ücretlerindeki reel artışlar öğretmenlerimizin yüzünü güldürmüştür. Artık öğretmenlerimiz kendilerini geliştirecek, teknolojiyi ve mesleğin gereklerini yerine getirebilecek ekonomik güce kavuşmuşlardır. Velilerimiz ise artık hayatlarının akışını, zaman ve mekan tercihlerini çocuklarının eğitimine göre yapmaktadır. Çocuğunun eğitimi için yaşadığı şehri değiştiren, gün içerisinde işini gücünü çocuğunun eğitimine göre ayarlayan fedakar veli profili oldukça yaygındır. Öğrencilerimiz ise pırıl pırıl zekaları ile gözümüzün bebeği ve umudumuzun adıdır. Yavrularımızın akademik seviyeleri oldukça yüksektir. Problem olarak gördüğüm yabancı dil eğitimi ile milli ve manevi değerlerimizin daha etkin verilebildiği bir müfredat yavrularımızı daha etkin kılacaktır. Uluslararası arenada ayağa yere daha sağlam basan, kendini ve temsil ettiği medeniyeti bilen, akademik bilgiyle donatılmış, lisan problemi olmayan nesiller daha rekabetçi ve rakiplerimize daha üstün olacaklardır. 2023, 2053 ve 2071 hedefleri varılacak bir menzil ve kızıl elma olarak yavrularımızın önündedir. Eğitimde problem var diye ortaya koyduğumuz bir ön yargının peşinde sürükleniyoruz. Bunu çok doğru bulmuyorum. Eğitimde geldiğimiz noktayı velilerimizin, öğretmenlerimizin, yavrularımızın ve devletimizin yaptıklarını bir kenara itip böyle bir ön yargının esiri olmak en çok eğitim camiamıza ve yavrularımıza zarar vermektedir. Sistemin tamamını değil problem olan kısımlarını ele alıp gerekli düzenlemeleri yapmamız daha akıllıca ve verimli olacaktır.
Eğitim güçlü olursa ekonomimiz güçlü olur, demokrasimiz ve kurumlar güçlenir, büyük ve güçlü Türkiye'nin kapıları ardına kadar açılır. Yani hep deriz ya, eğitim şart. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Dışişleri Bakanlığımızın gayretleri ile insan merkezli yaklaşımlarımız dış politikada da tüm dünyaya örnek olmaktadır. Sözde Ermeni soykırımı ile milletimize kara bir leke çalmaya çalışanlar boşa uğraşıyorlar. Arşivler orada. Tamamlayın tabii, buyurun. Arşivler orada. Bilim adamları gelsin, gerçekler ortaya çıksın diyoruz, kaçıyorlar. Bu siyasi kararlar bizi doğru bildiğimiz yoldan asla alıkoyamaz. Aziz ve asil Türk milleti, Orta Asya'dan başlayan tarihteki şanlı yürüyüşünde milletler tarihinde alnında kara lekesi olmayan tek millettir. Yüzyıllarca Viyana'dan Hazar'a, Kırım'dan Yemen'e ve Kuzey Afrika'ya 22 milyon kilometre kareye ve bugün de bu topraklarda 64 değişik ülkenin var olduğu bu coğrafyada kimsenin diline, dinine, örfüne, adetine karışmadan hür ve huzurlu yaşamasını tesis etmiş bir ecdadın evlatlarıyız. Bugün de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla bölgesinde barış pınarlarını çağlatmış, yurtta ve sınırlarımız ötesinde barışı akıtmıştır. Sözde kurulacak terör devleti hayallerini bitirmiştir. Akdeniz'de ise milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını müthiş dış politika hamleleriyle korumuştur. Bu hamleleri yapan kahramanları yürekten kutluyorum. Sayın Tamamla, buyurun. AK Parti hükümetlerimizin ikinci, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizin ikinci, AK Parti hükümetlerinin 18.'si olan 2020 yılı merkezi yönetim bütçemizin devletimize, milletimize hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.